Yeni Haber Yeni Hak programımızdan tüm dinleyicilerimize merhabalar. Engelsiz Medya ekibinden Hümeyra Karaben. Bugünkü konu başlığımız, emekli olan engelliler tekrar çalışabilir mi? Evet, engelli kişiler engelli olmayan kişilere göre daha avantajlı olarak yaş şartı beklenmeksizin engelli erken emekli olma hakları vardır. Bu avantaj, yaş şartı aranmaksızın prim ve sigorta yıl sınırını doldurarak emekli olmalarından kaynaklıdır. Bir diğer sorumuza gelirsek, engelli bir birey emekli olduktan sonra çalışabilir mi? Burada dikkat edilmesi gereken kişinin malulen veya yaşlılık emekliliğini tercih ettiği durum ile alakalıdır. Şöyle ki, engelli erken emekli olan kişiler emekli olduktan sonra çalışabilir. Malulen emekli olan kişilerin Sosyal Güvenlik Kurumu'na kayıtlı çalışmak isterlerse emekli maaşları kesilir. Malulen emekli olmak, kişinin bir daha çalışmayacak kadar fiziksel veya ruhsal kaybı olduğunu gösterirken, yaşlılık emekliliği prim gün sayısını doldurarak hak edilen emekliliği gösterir. Engelli kişiler malulen emekli olma talebinde bulunarak emeklilik hakkı elde edebilir. Erken emekli olanlar daha sonra istedikleri işte çalışabilirken, malulen emekli olanlar daha sonra çalışmak isterlerse emekli maaşlarını kestirmek zorundadır. Merak edilen diğer bir soru ise, işverenler emekli engelli çalıştırabilir mi? Emekli engelli kişilerin herhangi bir işte çalıştırmaları konusunda yasal olarak hiçbir engel yoktur. Hatta emekli engelli çalıştıran firmalar, Sosyal Güvenlik Kurumu primlerinde avantaj sağlar. Birçok iş yeri emekli olduktan sonra çalışmaya devam etmek isteyen kişilere kolaylık sağlamakta ve tekrar Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirimde bulunarak kişiyle tekrar çalışmak istediğini bildirmektedir. Tabii bu durum her işveren için mecburi değildir. Tamamen işverenin kararı olan bir durumdur. Diğer bir sorumuza gelirsek, engelliler emekli olduklarında yüksek maaş mı alırlar? Emeklilik talep eden engelli kişiler yüksek ya da düşük maaş alır ifadeleri yanlıştır ve göreceli bir konudur. Engelsiz kişilere göre bir miktar maaş avantajlı olsa da kayda dair bir maaş farkı bulunmamaktadır. Engelli kişinin emekli maaşına etki eden faktörler, prim gün sayısı, hizmet yılı süresi ve prim ödeme miktarıdır. Son olarak, engelliler nasıl emekli olur? Sorumuzu cevaplayalım. Engelli kişiler alt kısımda yer alan 3 şartı sağladıkları zaman erken emekli olabilirler. Tabii bu 2 şart bazı kurallara bağlıdır. Engelliler için emekli olma şartları kısaca incelemek gerekirsek, 1. Sigorta tarihinden itibaren sigorta hizmet yılı, 2. Sigorta tarihinden itibaren prim gün sayısı, 3. Vergi indirim belgesine sahip olunması. Engelli kişilerde erken emeklilik kazanması durumunda yaş şartı bulunmamaktadır. Engelli kişiler emekli olmak için yukarıdaki şartları sağlayarak emeklilik talebinde bulunabilirler. Bu şekilde emekli olan kişiler emekli maaşları bağlandıktan sonra istedikleri işte sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çalışmaya devam edebilirler. Evet saygıdeğer dinleyicilerim, bugünkü programın sonuna gelmiş bulunuyorum. Umarım merak ettiğiniz kadarıyla sizlere detaylı bilgi verebilmişimdir. Son olarak bir şey daha eklemek istiyorum. Şayet emeklilik tarihinizi öğrenebilmek için Google'da emeklimatik olarak arama yapıp emeklilik tarihinizi öğrenebilirsiniz. Şimdiden beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir gündem konusunda görüşmek üzere. Hoşça kalın.